Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 13. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta dikdörtgen ve kareyi işleyeceğiz. Dikdörtgeni iki videoda, kareyi de 2 videoda halledeceğiz. Şimdiki videoda ne yapıyoruz? Dikdörtgenin birinci videosunda dikdörtgenin tanımından bahsedeceğiz ve üçgenle ilgili çözülebilen kısmı ya da daha önceki işlediğimiz yerlerle ilgili çözülebilen kısmından bahsedeceğiz. Kitabımızda da Sayfa numarası 120, 121'i işleyeceğiz. Hatta 122'den de bir soru işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgen dediğimiz şey aslında paralel kenarın özel bir halidir. Yani bir açısı 90 derece olan paralel kenara biz ne diyoruz? Dikdörtgen adını veriyoruz. E o zaman paralel kenarın özel bir hali olduğu için paralel kenarın tüm özellikleri burada geçerli mi? Geçerli. Paralel kenarda yaptığımız bütün soru tiplemeleri burada yine karşımıza gelebilir. Ama biz onları paralel kenarda işlediğimiz için dikdörtgen içerisinde çok fazla işlemeyeceğiz ama ne bileyim şöyle bir soru görürseniz mesela bu alanla ilgili bir şey gördüğünüz zaman yine paralel kenardaki gibi yaptığımız gibi bu tüm alanın yarısı şeklinde. Ya da alanla ilgili şu eşit olduğunda temel yapılardan biriydi. Bu alanın tüm alanın yarısı olması gibi. Ya da paralel kenarda şöyle bir şey mesela şöyle oranlamalar olunca 2K'ya K olunca şuradan paralel çekme gibi işlemleri yapacağımızı biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden paralel kenardaki tüm özellikler sağlandığı için işte oran gördüğünde paralel çiz gibi işlemler ya da ne bileyim kelebek oran gördüğünde kelebek benzerliği falan filan yine karşımıza çıkıyordu ya. Burada da yine büyük ihtimalle kelebek benzerliği ya da temel orantı benzerliği ya da bunları biz kendimiz oluşturacağımız şekilde paralel çizerek oluşturacağımız şekilde sorularla yine mutlaka mutlaka karşılaşacaksın. Birincisi bu. İkincisi Ekstra bir 90 derece girdiği için yani iç, iş, işin içine ekstra bir 90 derece girdiği için Pisagor'la ilgili sorularla burada karşılaşabilirsin. Ya da şeklin içerisinde yani dikdörtgen içerisinde ekstra daha da bir ekstra bir 90 derece varsa 90 dereceler havada uçuşur olur. O zaman ne yaparsın? Alfa beta benzerliğine dalarsın. Zaten biz üçgen benzerliğinde kalıp 2'de biz bundan bahsetmiştik. Hatta dikdörtgen ve kare sorularını orada da çözmüştük. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla olduğunda alfa beta'ya dal diye söylemiştik. İşte bu konuda biz bunlarla çok uğraşacağız. Evet paralel kenarın özelliklerini taşıyor. Arkadaş bu kenar A. Bu kenar A ise şu kenar B diyecek olursak eğer. Diğer kenarda ne olmuş olacak? B olacak. Paralel kenarın özelliklerini taşıdığı için karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Ve 90'ar derece olduğunda dikdörtgen oluyor sadece. E çevresinden bahsedecek olursak çevresi 2 artı 2 B. Alandan bahsedecek olursak alan taban çarpı tabana ait yükseklik ya. Yükseklik de aynı zamanda bir kenar yapıyor. Yani direkt alanda A çarpı B'ye eşit olmuş oluyor. Evet tanımını öğrendik mi? Öğrendik. Paralelkenarın özel bir hali e, artık üçgenlerle de ilgili yorumlamamızı yaptıysak şimdi sorulara başlayabiliriz. Soruya baktık. Ne var? 1 var, 7 var. Hocam saçma bir Pisagor bağıntısı. Şu uzunluğu bulmamıza sanki gerek yok. Şimdi soruya bakar bakmaz ilk aklımıza ne geliyor? Hocam, soruya bakar bakmaz ilk aklımıza 90'lar ama doğru uçtuğu için ekstra 90 derece olduğu için alfa beta geliyor, değil mi? Evet doğru. Haklısın gibi duruyor. Ama buradaki üçgende kenarlar yok ki arkadaşlar. En az iki kenar olması lazım. Birinci sebep bu. İkinci sebep de alfabeteye dalmamamın ikinci sebebi de şu. Hocam şu yüksekliğe hep ayrı bir gözle bakın diye söylüyorduk değil mi? Yüksekliğe ayrı bir gözle baktığımda a yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aklına ne geldi? X kenar. Aklına gelen başına gelsin. Hop şöyle X kenar. Yüksekliğin kollarını da ikiz kenarlı oluşturalım. Hocam bu kenarla bu kenar eşit. Aynı zamanda dikdörtgen tanımından dolayı karşılıklı kenarlarda eşit ya. Buraya A dersek A artı 1 ise burası da A artı 1 midir? Evet. E hocam burası da A artı 1. E 7 ise burası da 7. Aha da burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. E hocam normalde A artı 1'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 7'nin karesinden işlem işlem işlemle A'ya ulaşırız. Ya da 7 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 7, 24, 25 üçgendir. Hocam A yerine 24 kayarsam sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani A'yı kaç buluruz buradan hissederek 24 bulduk. ABC'de dikdörtgenin çevresi isteniyor bizden. E o zaman arkadaş şurası 25 burası 7. 25 7. Yani 25 artı 7 artı 25 artı 7. Kaç yapıyor o zaman? Şöyle baktığımız zaman 50 artı 14'ten dolayı cevap 64 yaptı. Evet örnek bir 64 çıktı geldik örnek 2. Şimdi soruya bakıyoruz. Ekstra bir 90 derece var. Alfa beta'ya dalalım mı hocam? Ama sadece bir üçgen var. Maalesef dalamıyoruz. O zaman ne yapacağız? 90 dereceler olduğunda genelde ne yapıyorsak onu yapacağız. Genelde böyle dik üçgen oluşturuyorduk değil mi? İlk etapta. Aklımıza ilk etapta o geliyordu. Hocam dik üçgen oluşturmak için de böyle dik dörtgen çizerek yapmıyor muyduk? Evet. Bir. Şurada bir dik dörtgen oluşturup bunda, burada bir işlem yapabilirsiniz. İki. Şurada bir dik dörtgen oluşturursunuz. Çünkü bu garibin buraya kadar gelmiş. Sanki şunu uzatmak daha mantıklı olacak arkadaşlar. Yani sen bunu uzattığın zaman hem burada dik dörtgen hem de burada dik dörtgen oluştu mu? Oluştu. Evet. Dörtse yukarısı aşağısında dörttür. Dokuz yukarısı aşağısında 9'dur. E, ne çıktı burada? Hocam burada bir öklit bağıntısı çıktı. E, h diyecek olursak 4x9, yani h kare eşittir. 4 çarpı 9 yani 36'dan haşı buradan 6 buluruz. H 6. E, 6 3 daha 9. Yani burası da 9 oldu. Burası da 9 oldu. AD uzunluğu isteniliyor zaten bizden. Cevap da böylelikle 9 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne var? ABC'de dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dikdörtgenin alanı bulmak için neyi bulmam lazım? X'i bulmam lazım. A hocam dikten dik çizilmiş. Öklük bağıntısı var burada. Evet ama ne H ne P ne K olmadığı için öklük bağıntısını maalesef burada uygulayamıyorum. Şöyle de diyebilirsin. Hocam burası da aşağısı 9 ya yukarısı da 9 ya. Kelebek benzerliğinde oranlamalar yazıp işte atıyorum 9K'ya 4K ya yazıp sonra burada da 9Y'ye 4Y ye yazı, yazacak olursak da yani bayağı bir bilinmeyen sayısını arttırmış oluruz. Demek ki farklı bir şey düşüneceğim. Ve de 90 derece ekstra bir 90 derece var. 90'lar da uçuşuyor. O zaman ne yapıyoruz? Dal alfabetaya. Dalıyorum alfa e. Alfa 90 beta. Tamamı 90 alfa. Alfa 90 beta. Tamamı 90 alfa. E burası da beta. Alfa 90 beta. E hocam bir sürü alfa betalı üçgen çıktı. Ne yapacağız? Mesela sayalım. 1 bu. 2 bu. 3 büyüğü. 4 şurası. 5 şu küçüğü. 6 burası. Gördüğünüz üzere 6 tane üçgen var. 6'sında birden benzerlik mi uygulayacağız? Hayır. Ne demiştik? Benzerlikte de anlatmıştık zaten bunu bizim için önemli olan üçgen seçimiydi. Üçgen seçeceksiniz burada ama üçgen seçerken neye dikkat edeceksiniz? İki kenarı olan belli olan üçgenlere bakacaksın. Yani sen üçgen seçimi yaparken şunu seçemezsin. Sadece ve sadece x var. X de bulmamız gereken kenar da kenardan sayılabiliyordu. Hocam bu kenarı seçemem. Ama dörde ait şu üçgeni seçemem. Ama dikkat edin şu üçgeni seçebilir miyim arkadaşlar? Tabii ki seçebilirim. İki kenar mevcut. Evet bir tanesini seçtik. E bir tanesi de ne olacak? 9'u kullanayım. Hocam 9'a ait şu üçgen var ama iki kenar yok. Ama 9'a ait şu büyük üçgen var mı? Var. E sarı üçgenle mavi üçgen benzerlik kuracağız. Alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı öbüründe x oranı. E burada sarı üçgende betanın karşısı x'in. Burada betanın karşısı 9 oranı diyeceğiz. x kare eşittir 36 geldi ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. x 6 ise alan kısmı en basit kısmı yani 9 burası 6 burası. 9 çarpı 6 da 54 yapar. Böylelikle alanı 54 olarak bulmuş oluruz. Cevap 54 çıktı örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Hmm. Hemen böyle bir soru görünce. Ya hocam ben şunu şöyle çizeyim. Bunu çizeyim. Dik üçgen oluşturayım. Böyle çizeyim. Böyle çizeyim. Hadi çizdin ne oldu? Şu uzunluğu buldun. Burada bu uzunluğu bulamıyorsun. Burada bu uzunluğu bulamıyorsun. Hadi burayı da buldun. Bunlara bulmakta herhangi bir fayda sağladı mı sana? Sağlamadı. E o zaman ne yapacağız? Ekstra 90 derece var. E hocam ekstra 90 derece varsa büyük ihtimalle ne vardır diyeceksiniz alfa beta benzerliği vardı. Ama üçgen yok hocam. O zaman üçgeni sen oluşturacaksın. Bak sana burada şey verilmiş. 2 verilmiş 4 verilmiş. Yani toplam şu uzunluk kaç? 6. Buna ait bir dik üçgen oluşturabilir misin? Evet. Şuradan dik çizdiğin zaman en azından dikdörtgeni de kullanmış olursun. Dikdörtgenin kenarına paralel çizmiş oluyorsun burada. Yani şurada bir yamuk var aslında. Şuradan da yapabilirsin. Hani amacımız neydi? Dik üçgen oluşturmaktı ya. Böyle 90 derece olduğunda. Hocam 90'ı şöyle çizsek. Dik üçgen oluşuyor. Ya da tamam şunu çizdik. Eyvallah bunu anladık. Bir de benim x artı 3'e ait de bir dik üçgen oluşturmam lazım. Onu da şöyle oluşturabilir miyiz arkadaşlar? Ya böyle ya da böyle. Fark etmez. İstediğin şekilde oluşturabilirsin. Bu da dikdörtgenin diğer kenarına paralel. Yani şurası 90. E burası da 90. Burası da 90. Şurada ayrıyetten bir 90 derece var mı? Var tabii ki. Çünkü dikdörtgenin kenarına paralel. Bu da dikdörtgenin kenarına paralel. E, ya da 90 ise yöndeşlikten 90 diyebiliriz. Şuradaki paralellikten dolayı. E ne yapacağız? Şimdi benim dikkat edeceğim üçgenler belli aslında. Bak kendiliğinden çıkıyor. Zor bir soru. Evet. Ama yapacağımız hamleler olayı biraz kolaylaştırıyor. Üçgenler belli. Dal kardeşim alfa beta ya. Dalıyoruz bir yerden başlıyoruz. Mesela alfa beta ters açıdan beta alfa alfa e, 90 sa beta alfa 90 sa beta. Bak şu sarı üçgenler gerçekten benzer oldu mu? Oldu. Alfa beta geçişi oldu. O zaman bu üçgenle bu üçgen benzer. Bir de BCK CDD 2K demiş zaten. Yani benim mutlaka bu dikdörtgenin kenarlarını katmam gerekiyordu. E k 2k yani burası k burası da 2k. Zaten şuradaki dikmeleri çizerekten bunlara ait üçgenler oluşturaraktan buradaki k ve 2k olayını da katmış oluyorum zaten. E o zaman hadi şuradaki benzerliği kullanalım. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer hatta kolay bir benzerlik var. Beta'nın karşısı k iken beta'nın karşısı 2k oldu. Yani 1'e 2 oran var. E 90'ın karşısı bu uzunluk kaç? 6. E burası 6 ise eğer bu uzunluğu kaç olmalı? 12 olmasın da. Yani x artı 3 eşittir 12 olacak. Ya da hocam işte beta'nın karşısı k bölü beta'nın karşısı 2k eşittir. 90'ın karşısı 6 bölü 90'ın karşısı x artı 3 deyip de yapabilirsiniz. Ya da 1'e 2 oran var ya. E direkt bu 90'ın karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 dedik. Yani x artı 3 12 ise x de buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Evet zor bir soru gibi ama verilenlerin mantığını kullandığınız zaman dikdörtgenin kenarını kullanmak gerektiği, şuradan dik çizdik mesela. Ya da ekstra 90 var alfa beta üçgen yoktu. Biz kendimiz alfa beta'yı oluşturduk gibi mantıklar seni geliştiren mantıklardı. Lütfen bunlara dikkat. Geldik örnek 5'e. Ne demiş? Ebe'nin uzunluğu 4 demiş. BC uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu da 3K verilmiş. Hmm. Neresi BC uzunluğu? K. Arkadaş şu uzunluk K iken. Yani otomatikman burası da K oluyor. Burası da kaç K verilmiş? Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. Ne isteniyor benden? Üçgenin alan isteniyor. Hangi konuda olursak olalım ne yapıyoruz? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 nereden çıkıyordu? Hocam tabana ait yükseklikten çıkıyordu. O zaman burada da büyük ihtimalle bu üçgenin alanı tabana ait yükseklikten çıkacak. Hocam hemen böyle bir yükseklik çizelim. Hayır kardeşim niye buradan yükseklik çiziyorsun? Biz nereye yükseklik çiziyorduk? Hangi taban verilmişse o tabana ait yükseklik çiziyorduk. Bak bu taban verilmiş. Bu tabanın tepesinde burası değil mi? Yani sen buradan bir yükseklik çizeceksin. O adam. Hocam yükseklik buraya düşmez sadece. Niye? Şurada kaç geniş açı olduğundan dolayı. Bak 90 dereceye burası. Dikkat edersen 90 artı bilmem ne. Yani o yüzden geniş açı oldu. Yükseklik sadece nereye düşüyor? Dışarıya doğru düşüyor. O zaman şu uzantısı Şöyle bir yükseklik çizdik. Tamam çizdik. Benim amacım ne? Buradaki haşı bulmak. Haşı bulunca üçgenin alanında çıkacak mı çıkacak. Tamamıyla bakın üçgen bilgisi. E ne yapacağım? 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa 90 beta. E, 90 burası. Beta 90 alfa. Alfa 90'sa burası da beta yaptı. Yani senin şu üçgeninle şu üçgenin benzer oldu. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 3k. Aa ne güzel bir benzerlik. 1'e 3 o benzerliği var. O zaman beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 1'e 3 oranından dolayı 12 yapmak zorunda. E şimdi bizden istenilen üçgenin alanı tabanı olarak 4 yükseklikte olarak 12 olduğundan dolayı alan neye eşittir arkadaşlar? 4 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. Yani buradan cevaba ne diye ulaşırız? 24 diye ulaşırız. Gerçekten eski mantıkları da burada kullanabileceğini gördün mü? Ve gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşım. O yüzden eskiyi unutma. Eskiyi hatırla. Tamam. Vay efendim sinüs bilmem ne falan filan. Benim dediğim yolda git. Hiç böyle sinüs alan formülü falan da ama gelmedi bak mesela burada. O mantıklar seni ilerletecek olan mantıklar. Evet 5. soru 24 çıktı geldik 6. soruya. Hocam oranlamalar verilmiş. Ali kara uzunluğu k iken bk uzunluğu 4k verilmiş. Değil mi? Evet hatta bunun tamamı 10 ya. 5k eşittir 10 ise k'yı da buradan 2 buluruz. K2 ise burası ne çıktı? 2 ve burası da 8 çıktı. Şimdi ne isteniyor bizden? Bizden Fatma makara uzunluğu isteniyor. O zaman ben şuraya ulaşmaya çalışacağım. Fatma kare uzunluğu nerede? Burada. Yani şu doğrunun üstünde. A hocam Pisagor bağıntısından burası çıktı aslında. Bak burası kaç? 6. E hocam burası 6, 8, 10 üçgeninden CK uzunluğunu buluruz. Evet CK uzunluğu 10 arkadaşım. E ne yapacağım? Benden Fatma makara isteniyor. Şuradaki oranlamayı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz bunu? E hocam bak oranlama var burada. Bu oranlamayı kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? Ya böyle içeri doğru paralel çizeceğiz. Ya da şuradaki oranlamayı da kullanabilirsin. Fark etmez. Ya böyle içeri paralel çizeceğiz. İçeri paralel çizdiğimizde hem kelebek hem temel orantı çıktı. E, ya da ne yapacaksınız? Dışarı doğru yani eğer içeri paralel çizmek zor geliyorsa dışarı doğru uzatıp şu şekilde de ne oluşturabilirsiniz? Kelebek benzerliğini şu şekilde de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Aa, ben genelde şunu seviyorum arkadaşım. İçeri doğru paralel çizmeyi seviyorum. İçeri doğru paralel çizdiğimde hocam şunlar paralel. Yani şurada bir kelebek çıktı karşıma. Ve burada da bir temel orantı çıktı. Aslında temel orantı dediğimiz orta taban. Şunlar eşit ya. Orta tabandan gidelim. 8'e burası kaç çıktı? 4 çıktı. A kelebekteki oranda çıktım artık. Evet. Yani 10 bölü 4. 5 bölü 2 oran var. Yani burası 5K iken burası ne olacaktır? 2K olacaktır. Çünkü bu doğruyla ilgili işlem yapmam gerekiyor. O yüzden buraya yoğunlaştım. 5'e 2 oran var. E bu orta taban çizgisiydi. Dikkat et şu orta taban çizgisiydi. Bunlar eşitken şunlar da eşit olmak zorunda. Yani burası da 7K olmak zorunda. E toplamda 7 7 14K. Niye eşit? Ona eşit. K buradan 2'ye böl 5 2'ye böl 7 çıkar. A benden ne isteniyor? Fatma Karauzun'la isteniyor. Yani 7K artı 2K isteniyor. Yani 9K isteniyor. 9 ile 5 bölü 7'yi çarpınca o da 45 bölü 7 mi çıkar? Aynen öyle. Evet. İstersen bu şekilde istersen uzatarak yap tamamıyla sana kalmış. Ama yine nereden çıktı bak oran var oran mantığını kullanma gibi gibi şeyler eski bilgiler üst üste biniyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet 6. soru böylelikle 45 bölü 7 geldi. Geldik 7. soruya. Evet eş yapıları kullandıran bir soru. ÖSYM'nin de eş yapıları kullanmayı çok sevdiğini de biliyorsun. Bakalım nasıl bir şeymiş. ABC dedik dikdörtgeni biçimindeki bir yolda Özdeş dikdörtgen biçimdeki kaldırım taşlarından 92 tane kullanılarak boşluk kalmayacak şekilde döşenmiştir. Bir de bir örüntü var burada. 2 dikey 3 yatay. 2 dikey 3 yatay şeklinde konulmuş. Ha buradaki örüntü ne? 2 dikey 3 yatay. Yani hocam şu şekilde 5'li 5'li götürebilir miyiz bunu böyle? Evet. Örüntüyü bulalım. O zaman 5'li 5'li götürdüğüm zaman 92'yi 5'e böldüğümüz zaman kalan kaç? 2 değil mi? O zaman böyle 5'li 5'li götürdüğümüz zaman en sonda buradaki kaldırın taşlarındaki şöyle şunlar da birbirine iki fazlalığı da şu şekilde koymayacak mıyız? Evet. Yani buraya baktığınız zaman bu şekilde 5'li 5'li gidecek. 5'li 5'li götürdüğünde en son iki tane de buraya koyacaksın. Örüntüyü anladık. Yolun eni 3 metre. Hmm. Eni 3 metre boyu kaç metredir diye soruluyor. Yani AB soruluyor. En dediği de burası. Hocam burası 3 verilmiş. Yani burası 3 ise bunlar da eş dikdörtgenlerse Bunların kaç kaç olduğunu biliyoruz. 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk olduğunu biliyoruz. Peki çok güzel. E hatta burası 3 metre ise arkadaş burası da 3 metre değil mi? Şu kısa kenarlarda kaç yapıyor o zaman? 1, 1, 1 yapıyor. Çünkü 3'e böldüğün zaman. Ya da şöyle de yapabilirsin. Burada hocam hani 3 metreyi yazmadan da şu yorumda yapabilirsin. Bazen bu şekilde dikdörtgenlerle kısa kenarla uzun kenarı buldukturuyorlar. Hocam buraya KKK derim. E o zaman 2 tane kenar 3k yaptı. O zaman burası 3k bölü 2, 3k bölü 2 de diyebiliriz arkadaşlar. Ama ee, biz burada 3 sayısı belli olduğu için işimiz daha kolay oldu. 3 olduğundan dolayı bunlar 1.5 bir 1.5 buçuk, bir buçuk çıktı. 3 ee, olduğundan dolayı kısa kenarlarda 1 1 1 çıktı mı? Çıktı. E ee, o zaman şuraya bakacak olursak kısa kenar 1 uzun kenar 1.5. Eyvallah. Yani ben buradaki örüntüde de şöyle şöyle gideceğim değil mi? Şimdi 92 tane kullanılmıştı. Şu iki taneyi saymazsak arkadaşım şu iki taneyi saymazsak. E, çünkü 92'den 2 çıkarttık. Hep 5'li örüntü şeklinde gidiyor burada. O zaman... Buraya 90 tane mi şey kaldı? 90 tane 5'li grup kaldı. 90 tane 5'li grup ne demek? Kaç tane 5'li grup olduğunu bulalım. Yani 90'ı 5'e bölelim. 90'ı 5'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 18 tane yapıyor. Yani senin burada 1 artı 1 buçuğundan yani 5'li gruptan kaç tane var? 18 tane gidecek. E 18 tane ne var demek burada? 1 artı 1 buçuk 2 buçuk değil mi arkadaşım bu? Evet. O zaman ne diyeceğiz? 18 tane 2 buçuk bana şuradaki uzunluğu verir. Bir de şuradaki dikdörtgenin kısa kenarı 1 bir birimdi. Artı 1 bir dersem olay bitiyor mu? Bitiyor arkadaşım. 18 ile 2.5'ü çarparsak yani 5 bölü ikiye çarparsak o da ne yapıyor? 90 bölü 2'den 45 yapıyor. 45 artı 1'den de cevabı kaç buluruz? 46 buluruz arkadaşlar. Evet tam ÖSYM'lik bir soru. Çok zor bir soru değil. Ama uzatıyorum bazen işi. Çünkü bunun inceliklerinden bahsediyorum sana. İşte şunlar x, x, x deyip bu bak 3x o zaman burası da 3x bölü 2, 3x bölü 2 olması gibi şeyler. Seni geliştiren şeyler normalde böyle bir dakika içerisinde çözülebilecek soruda zaten bu. Anlatımda da bir dakika içerisinde çözülebilecek bir soru. Ama ben işi şansa bırakmıyorum biliyorsun beni. Evet örnek 7'yi 46 bulduk geldik örnek 8'e. Birbirine eş olan 3 tane dikdörtgen biçimindeki karton şekildeki gibi masanın üzerine konulduğunda A ile B köşeleri arasındaki en kısa uzaklık 12'ymiş. Evet A ile B arasındaki A ile B köşeler arasındaki en kısa uzaklık bu. 12. Eyvallah. Buna göre diyor B ile C köşeleri arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki uzaklık soruluyor. Hmm. Arkadaşlar bunu bir size uzun yoldan göstereyim, bir de kısa yoldan göstereyim. Bir uzun yoldan yapayım. Kısa yolda var mı? Var. Kısa yolunu da anlatacağım şimdi sana. Dikkatli bir şekilde dinle. Ne yapalım burada? Dikdörtgen. Dikdörtgenin Şöyle kısa kenarına A diyelim. Uzun kenarına da B diyelim. E o zaman burada şu uzunluğa ait bir dik üçgen oluşturacağız. Hocam burada bunun devamını getirirsem şöyle A iken A, B iken B deriz böyle. E hocam burası da A iken A. A tamam B olduğundan burası da B eksi A mı? Evet. Şurada bir pisagor bağıntısı yapıp 12 eşitleriz. Yani B eksi A'nın karesi artı B artı A'nın karesi neye eşitmiş? 12'nin karesine eşitmiş. E o zaman burada B kare eksi 2AB artı A kare artı B kare artı 2AB artı A kare eşittir 144 yaptı. 2AB'ler gitti. 2B kare artı 2 kare 144 ise B kare artı A kareyi de kaç buluruz? 72 olarak buluruz. Sonra benden ne isteniyor? Şu uzunluk. Bu uzunluğa karşılık da bir 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Hocam şurada şunun devamını getirecek olursam, Dikkat et. Şuradaki uzunluk nedir arkadaşım? Buradaki uzunluk. Ya şurası A. Tamam B olduğundan buraya B eksi A kaldı. E hocam burası B eksi A ise bak dikkat et. Şurası B eksi A ise e, o zaman buraya ne kalıyor arkadaşım? B'ye tamamlamak için A mı kalıyor? B eksi A ile A'yı toplarsam. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam bunun tamamı B artı A. E, B'si buradaysa buraya da A kaldı diyebiliriz. Değil mi? Evet. O yüzden buraya da A'yı da böyle bulduk. Peki sonra şu uzunluk nedir arkadaşım? Hocam burası A. Şurası B eksi A. B eksi A. E o zaman bu kenarında şuradaki uzunluğu da ne yaptı? B eksi A ile A'nın toplamı da A mı yaptı? Evet. Pisagor bağıntısı yaparsak ne oluyor o zaman arkadaşlar? Yani şu b ile a'nın toplamı bu arada b yaptı burası. E hocam x'in karesi de neye eşit olacak? b kare artı a kare eşit olacak. A. b kare artı a kare neye eşit? 72'ye eşit. Hocam bu 72'ye eşit olduğundan x de kök 72'ye eşit olacaktır. Bu da neye eşittir? 36 çarpı 2 olduğundan 6 kök 2'ye eşittir. Yani cevap 6 kök 2 oldu dostlar. E ee, hocam bunun kısa yolu var mı? Var. ÖSYM'de böyle soruları gerçekten çok sever. Burada işlem kalabalığıyla bir şeyler buluyorsunuz. İşlem işlem işlemle. Ama bazen öyle bir incelik oluyor ki soruyu tak diye çıkarıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl tak diye çıkaracak burada. Şimdi bana buradaki uzunluğu mu vermiş? Evet. E burada bizden ne isteniyor? Bizden BC uzunluğu isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. E hocam şurada Tamam bir kenar A diyecek olursak. Dikdörtgenin kısa kenarı A. Burası da B diyecek olursak. B A. E hocam şurada buna ait bir dik üçgen oluştursam. içerisi karışacak ya bu sefer dışarıda oluştursam şöyle. Dikkat edersen burası B artı A mı? Evet B. O zaman buraya daha kaldı. Hatta burası da B artı A mı? Evet A'sı buradaysa buraya B kaldı. A A'ya B'lik şurası isteniyor bizden. E hocam ben burada şu kırmızılara ait bir üçgen oluşturursam A burada da A'ya B'lik bir dik üçgen var. E hocam o zaman, o zaman burada şu kenarlar birbirine eşit değil mi? Hatta senin şuradaki üçgenin de şuradaki üçgenin de aynı değil mi? Çünkü niye A'ya B'lik dik üçgenlerinin var burada? E o zaman hocam bu A'yı gören alfa ise A'yı gören alfadır. Hatta burada B'yi gören betaysa B'yi gören betadır. Alfa artı betanın 90 derece olduğunu biliyorsun. Alfa artı beta 90'sa burası da 90 oldu mu? Oldu. Yani senin burada ikisi kenar dik üçgen çıktı. Zaten burası 12 olarak verilmişti. O zaman şu kenarda ne olacaktır? bu kenarda 12 bölü kök 2'ye eşit olacaktır. Çünkü dik kenarda hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. Yani kök 2 eşitliğini çarparsam 12 kök 2 bölü 2'den cevabı 6 kök olarak buluruz. Yani örnek 8 böylelikle 6 kök 2 bulduk ve kısa yolla bulduk mu bulduk. ÖSYM böyle ince noktaları sever. İsterseniz araştırabilirsiniz. Özellikle dik üçgende pardon özellikle dik dörtgende ve karede çarpanları ayırmalı soruların böyle kısa yolla çözümlerinde olan soruları da yani hem çarpanları ile da yapabilirsin. Kısa yollu bu şekilde de yapabilirsin dostum. Tamam. Evet örnek 8'i bulduk. Geldik örnek 9'a. Katlama sorusu. E katlama sorularında ne yapacağımızı biliyoruz. Hop eski haline geri getiriyoruz. Hocam eski haline geri getirdik. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 12. Burası da 12 ya dikdörtgenden dolayı. O zaman burası da 12 oldu. Hatta bu 90 ya. Buraya da 90'ı yapıştıralım. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam üst üste binen şu kenarlar da birbirine eşit mi? Evet. Hatta açıların değişikliğini mutlaka mutlaka yazalım. Hocam bu açıda da bu açı genelde karışık yerlerde açılar bir işime yaramıyor. Tamam. Şimdi ne çıktı burada? Açı ortaylık var hocam. Verilen bilgilerle de daha sonuca ulaşamadık. O zaman açı ortaylıkları kullanacağım. E, ee, paralel kenarın içinde. Daha doğrusu paralel kenar gibi. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde neye dikkat edin demiştim. Z'ye dikkat edin demiştim. O zaman Z'ye dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü hem paralellik hem de açı ortaylık olunca Z'ye dikkat. Bak şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası nokta açısı mı oldu? Evet. E nokta açısı olduysa bunlar burada bir ikiz kenar çıktı. Yani şu kenar şu kenar birbirine eşit oldu. Tamam şimdi bunu kullanalım artık. Arkadaş bizden ne isteniyor? Katlanmadan önceki halin çevresi. E ben buraya x dersem burası da x mi? X. Şimdi dikkat et. Burası x artı 8 değil mi? Hocam burası da x artı 8 olacak o zaman. Dikdörtgen tanımından dolayı. E, x artı 8 3'ü buradaysa buraya x artı 5 kaldı. Hocam burası x artı 5 ise burası da x artı 5 olmak zorunda. Çünkü niye? Bu kenarlar üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bak buradaki herhangi bir şeyi üst üste binen kenarların birbirine eşit olmamasını göstermeseydik mesela sonuca ulaşamazdık. Ya da üst üste binen açıların eşitliğini göstermeseydik sonuca ulaşamazdık. O yüzden bunlara dikkat et lütfen. E tamam burası x artı 5 ise x artı 5 olacak o zaman buraya da 5 kaldı. A 5 12 ne üçgeni 13 üçgeninden buraya 13 bulduk 8 13 daha burası 21 oldu burası 12 oldu benden çevre isteniyor yani 21 12 ve 21 ve 12'nin toplamı 21 artı 12'den de 2 tane de var diyebiliriz bu 33 yaptı 33 ile 2'nin çarptığı da kaç yapıyor 66 yapıyor örnek 9 66 çıktı ve geldik örnek 10'a. Şekildeki dikdörtgen biçimdeki bilardo masasının üzerindeki topa A köşesinden geçen bir ıstaka ile vurulduğunda top ıstakanın doğrultusuna gidiyor. Aynı doğrultuda gidiyormuş. Ve top masanın kenarına çarptı açıyla devam ediyor. Yani sen buraya alfa çarptıysan burada da alfa devam edeceksin diyor. Dikdörtgen şeklinde ya hocam burası 90 mı? 90. Alfa 90 ise buraya beta dersem beta vurduysa beta mı devam edecek? Evet. Beta 90 ise alfa. Alfa vurduysa alfa mı devam edecek? Evet. E sonra böyle kaldık. Sonrasında ne yapacağız? Bu arada bunun doğrusallığından bahsetmiş. E bu doğrusalsa o zaman çünkü top ıstakanın doğrultusuna gidiyor. Bu doğrusal diyor ya sana. Alfa 90 ise hocam burası beta yapar. E, bu da tamam 90 alfa yaptı. Ana şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Alfaya alfa olduğundan dolayı. Dur. E hocam ikizkenar üçgen çıktıysa tabanla mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizmez mi kardeşim? Çizer. Çizdik yüksekliği. E o zaman burada 60'a 60 yaptı burada. Aa yüksekliği çizince bak benzer üçgenler çıktı burada. Çok güzel. Devam edelim. 120, 30. Şurada 30 da, 30 da var. Şu benzer üçgenleri kullanalım. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta şu üçgen ile şu üçgende ne oldu? Eş oldu. Çünkü 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı. E, aynı olduğunu nereden biliyoruz hocam? Bu paralelkenar mı ya da dikdörtgen mi? Biliyor muyuz bunu? Bilmiyoruz. Ama dikkat et. Senin alfa artı beta nedir? 90 derece değil mi? 2 e, alfa artı 2 beta ne yapar? 180 yapmaz mı? Niye? Burada 2 alfa var değil mi? Hocam tamamının 180 yapması için o zaman burası 2 beta olacak. Hocam bunun tamamının iki, 180 yapması için o zaman burası 2 alfa olacak. Aynı şekilde burası 2 beta olacak. E, o zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? Bak dikkat et. Şu ikisinin toplamı 180 U kuralı sağlandı. Yani şunlar birbirine paralel oldu. E, hocam bunlar paralel. Madem paralel 2 beta ise burası da 2 alfa mı oldu? Evet. A. Burada karşımıza karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen çıktı. Çünkü şunda da şu paralel. Şu açıların toplamı da 180 U kuralı olduğundan dolayı. Karşımıza paralel kenar çıktı. Paralel kenar çıktığından dolayı senin şuradaki kenarları karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Eş üçgen oldu. E senin buradaki üçgeninle buradaki üçgenin de benzer oldu. Hatta benzerlik orana bak. Beta'nın karşısı 30 iken beta'nın karşısı alfa 90 burası beta ya. Beta'nın karşısı 60. Yani 1'e 2 oran var burada. O zaman 1'e 2 oranı kullanın kardeşim. Alfa'nın karşısı şuraya bir A dersem burada da alfa'nın karşısı ne olacaktır? 2A olacaktır. Hatta 90'ın karşısı X ise 90'ın karşısı burada ne olacaktır? 2X olacaktır. E hocam burası 2X. O zaman burayı da X bulduk mu? bulduk. Sonra şuradaki üçgenlerin de eşliğini kullanayım ben o zaman. Bak bu üçgenle de bu üçgen eşti. Alfanın karşısı 2A. Alfanın karşısı hocam burada da 2A yapar. Beta'nın karşısı 60 ise beta'nın karşısı burada da 60 mi yapar? Evet. A 120 burası. Bak 120. Yani senin 3A eşittir. 120 ise A'yı buradan kaç bulursun? 40 bulursun. E hocam A 40 çıktıysa 30, 40, 3, 4, 5'in 10 katından dolayı burası 50 yapar. Burası da kaç yapar? 100 yapar. Benden ne isteniyor? Top masanın 3 kenarına çarpıp tekrar eski yerine geldiğinde yani şu yolu izlediğinde Topun izlediği yol nedir diye soruluyor. Para erkenin çevre soruluyor. 50, 100, 50, 100. Yani 50 ile 100'ün toplamı 150. Burada da 150 var. Çevre isteniyor bizden. Çevre de kaç yapıyor o zaman? 300 yapıyor. Bakın yine nereden çıktı sorunun cevabı? Eski konudan. Yani alfabete benzerliğinden hatta eş üçgenden çıktı. İşte alfabete karşımıza bu dikdörtgende çok çıkıyor kardeşim. O yüzden lütfen ama lütfen buna dikkat et. Ve geldik bu videonun sanırım son videosu. Son sorusuna. Ne var burada? Bana verilenleri okuyalım. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgenin içine 3 üç tane dikdörtgen birer kenarları çakışacak şekilde konulmuştur. Evet bunlar 3 tane dikdörtgenmiş. Dik üçgenin içine konulmuş. Gri dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin çevreleri eşit ve AE ile DN birbirine eşit. Hocam AE ile DN'ye eşitliğini gösterelim. Şuradaki eşitliği gösterdik. Eyvallah. Bir de bana diyor ki bana verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Kırmızı dikdörtgenin çevresi ile e, gri dik dikdörtgenin çevresi eşitmiş. E. O zaman ben şuraya bir A. Buraya da bir B diyecek olursam. Hocam A iken burası da A mı? Evet. B iken burası da B. Sonra A. Burası B dedik değil mi? Hatta şöyle yapalım bence. Şu kenarla şu kenar eşit ya. Şuraya B demeyelim. Şuraya B diyelim bence. Burası A artı B ise burası da A artı B yapacak hocam. Çok güzel. Şu eşitliği kullanacağım. E B ise bak burası da B çıktı. E burası da B. Şimdi gri dikdörtgenin çevresi. V ile kırmızı dikdörtgenin çevresine bakalım. Green'in çevresine şöyle A artı B burası. 4 tane A var 2 tane B var. 4 A artı 2 B neye eşitmiş? Kırmızı dikdörtgenin çevresine. Yani 2 X artı 2 B'ye eşitmiş. O 2 B'ler gitti. 2 X 4 A'ysa. X'i de böylelikle ne buluruz? 2 A buluruz. Hocam X 2 A çıktı. Çok güzel. Bizden ne isteniyor şimdi? AB bölü AC isteniyor. Yani büyük dik üçgende şu kenarlar isteniyor. Ne yapacağız hocam? Aslında dikdörtgen diyor ya. Çaktırmadan burada açılarımız 90 derece değil mi? Evet. 90 derece, 90 derece, 90 derece. E, burası da 90 oldu. Bak şurada A'ya 2A var. Yani şuradaki dik üçgeni ben kullanacağım büyük ihtimalle. O zaman alfa beta ya da alalım. Hocam alfa dersem 90'sa burası beta. E alfa 90'sa burası beta. Beta 90'sa burası alfa. Alfa 90'sa büyük üçgeni istenildiği için büyük üçgende de burası beta oldu. Bak senin şu üçgeninle büyük üçgenin ne oldu kardeşim? Benzer oldu. Hocam büyük üçgende kenar yok olsun. Burada alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 mi? Aynen öyle. E senin buradaki üçgende de büyük üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olmaz mı? Yani alfanın karşısı x ise betanın karşısı 2x'tir. Ve benden ne isteniliyor? AB bölü AC isteniyor. AB bölü AC'ye bakalım. X bölü 2X isteniyor. Cevap da böylelikle 1 bölü 2 çıktı. Tam sınav ayarında yine bu sene eklediğim sorulardan birisi. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda çıkar. Yani ben bu soruları başka bir kitapta görmedim yani kusura bakmayın da. Gerçekten hoş sorular bunlar. Şöyle baktığınız zaman tam da yeni nesil sorulara da uygun. Gerçekten hoş ve yapılabilecek sorular. Ve sınav ayağında sorular. Neyse gençler olayı bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dikdörtgenin ikinci videosunda dikdörtgenin özelliklerinden bahsedeceğiz. O zaman o videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.